Merhaba değerli Türkiye Gösterge Bilim Çevresi takipçileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir bilimsel yayın sunumuyla karşınızda olacağım. Ben Betül Çanakpınar, İstinye Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktor Öğrencisiyim. Bugün sizlere sunacağım yayının ismi Sinemada Kimlik ve Ötekilik Propaganda Filmi. Malum ötekilik birçok açıdan ele alınmış, çalışılmış, bolca tartışılmış bir kavramdır. Öyle ki günümüzde hala popülaritesi devam etmektedir. İnsanın olduğu yerde bir varlık arayışı içine düşüldüğünde öteki kendiliğinden var olur mu yoksa yaratılır mı bu konu hep tartışla gelmiştir. Bu çalışmada ötekinin oluşum süreci ele alınmıştır. Söz konusu çalışma 2021 yılında editörlüğünü rahmetli hocamız Profesör Doktor Doğan Günay ve Doçent Doktor Murat Kaleloğlu'nun üstlendiği Göstergeler İmparatorluğu Ötekinin Gösterge Bilimsel Serüveni isimli kitapta bölüm olarak yayınlandı. Bildiğimiz gibi öykü, roman ve tiyatro gibi sinemada bir çeşit anlatıdır. Sinemasal anlatım yoluyla toplumsal bir sorun ele alınıp tartışılabilir ya da ideolojik, siyasi, estetik kaygılarla bu anlatı biçimi tercih edilebilir. Sinema bu gibi konularda etkinlik açısından birçok anlatıdan üstün ve bazı açılardan başarılı yönlere sahiptir. Çünkü hem göze hem kulağa hitap edebilir. Ses, görüntü, yazı gibi öğelerin tümünü aynı anda alıcısına sunabilir. Bunun yanında nasıl bir roman istenildiği takdirde geriye dönüp okunabiliyorsa filmler de tekrar tekrar seyredilebilir. Benzer yaşam biçimlerini paylaşan toplulukların ortak değerler ve anlamlar sayesinde kendi içinde birleştirdiği, birleştiği görülmektedir. Dolayısıyla da bir arada yaşayan toplumların ruhunda birliktelik içinde yaşadığı topluma ve kültüre ait olma duyguları vardır. Ancak bu birliktelik her zaman e, aynı devam etmeyebilir. Zaman zaman uzama bağlı olarak değişebilmektedir. Toplulukların birleşmeleri ya da ayrılmaları tarih içerisinde ola gelen süreçlerdir. Bu süreçlere bağlı olarak toplumlar kendiliğinden ya da dışarıdan bir güç tarafından bizleşerek melez bir topluma dönüşebileceği gibi bölünerek biz ve onlar biçiminde de ayrışabilirler. Bir araya gelme bir melezleşme olarak değerlendirilirse ayrışma da bir tür ötekileşme olabilmektedir. Ötekileşme toplumsal bir yapının içerisinde kendiliğinden oluşabilen bir durumdur. Ancak din, coğrafya, siyasi amaçlar gibi bazı toplumsal değerler ya da zorlamalar da ötekilik sorununun kaynağı olabilmektedir. Örneğin ulus kavramı toplumsal bağlamda geliştirilirken Topluluğu bir arada tutabilmek adına bir öteki yaratılır. Güç sahibi olanlar ya da iktidar sahipleri toplumu bir arada tutabilmek için ötekine gereksinim duyabilirler. İncelenen filmde uluslaşma sürecindeki Türkiye kendi sınırlarını belirlemek için bir tel örgü çekmektedir. Bu süreç bir ayrışmayı ve doğal olarak ötekini yaratmayı beraberinde getirmektedir. Tel örgünün iç kısmında kalanlara bir kimlik oluşturulurken dışarıda kalanlar öteki olarak varlık bulabilmektedir. Bu durum incelenen film bağlamında kuşkusuz tel örgünün dışında kalanı cezalandırma amacı gütmez. Kendiliğinden gelişen bir durumdur. Genç Türkiye Cumhuriyeti bir ulus yaratabilmek için sınırlarını belirleme yoluna gitmektedir. <laughs> Bir arada yaşayan toplumların paylaştıkları ortak değerler vardır. Bu değer yerine göre bir nesne, uzam, ortak kullanılan bir simge, logo, giysi ya da kültürel bir değer ya da ulusal bir kimliktir. Zaman içinde bu değerlerin paylaşımında sorunlar olabilmektedir. Örneğin güç sahibi bir özne, ortak kullanılan bir nesnenin, ünvanın, ürünün ya da değerin kullanımını tek başına üstlenmek isteyebilir. Bu da aynı değeri kullanan başkasıyla karşı karşıya gelmeyi hatta çatışmayı getirebilir. Birlikte yaşayan, bir arada bulunan iki kişi de ya da toplumda bu tür durumlar her zaman görülebilmektedir. Güç sahibi kişi karşısındakine hitap etmek için değişik adlar kullanabilir. Öteki, o, dışarıdaki, düşman, hasım, rakip, muhalif, karşıdaki, diğeri, başkası gibi. Bu kavramların bir tarafında ben ya da biz varken diğer tarafında ise benin karşısında konumlandırabilecek dışlanmış bir kimlik bulunmakta. Çalışmada filmde kullanılan tiplemeler, izlekler, ötekileştirmeler ve filme adını vermiş olan propaganda eylemi üzerinde durulmuştur. Film bireylerin kendileri dışında kalan başka birey, grup ya da toplulukları ötekileştirmelerine iyi bir örnek olduğu için tercih edilmiştir. Film anlatısal ve sinema gösterge bilimi bağlamında incelenmiş ve ötekilik kavramıyla kimlik inşasının nasıl oluşturulduğu tartışılmıştır. Ötekilik ve kimlik kavramlarının kişilerin duygusal bağlamlarında nasıl yer aldığı, dilsel ve kültürel boyutta nasıl yansıtıldığı incelenmektedir. Toplumun kabul etmediği, etmek istemediği ancak dışarıdan gelen bir zorunluluk sonucu değişen kimlik rollerine odaklanılarak ötekinin oluşum süreci irdelenmiştir. Çalışmanın amacı bu durumun kurmaca bir yapıda nasıl oluşturulduğu ve seyirciye nasıl aktarıldığı gösterilerek ötekinin oluşum sürecini ortaya koymak ve oluşturulan film kodlarını ötekilik kimlik bağlamında çözümlemekti. Öncelikle e, sizlere öteki, ötekilik, e, ötekileşme kavramlarından biraz söz etmek istiyorum. E, öteki kavramı sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, iletişim Tarih, ekonomi gibi hemen her sosyal bilim alanının araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel tartışma konularından birini oluşturan öteki kavramı Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlüğünde diğeri, öbürü biçiminde açıklanmıştır. Sözlüğün diğer bir tanımında ise var olan kültürün içinde dışlanmış olan biçiminde bir açıklama şeklindedir. Bu tanım öteki kavramının toplum bilimsel bağlamını öne çıkarmaktadır. Ancak tanım yine de eksiktir. Çünkü her zaman yalnızca kültür bağlamında bir soyutlama ya da dışta bırakma söz konusu değildir. Yerine göre coğrafi, siyasi, kültürel, dilsel ve hatta dinsel bakımdan da dışta bırakma söz konusu olabilmektedir. Burada örneğin karar alıcıların belirlediği kararların uygulanması sonucu oluşan bir ötekilik söz konusu. Ötekilik kavramı 90'lı yılların 90'lı yıllardan sonra toplum bilimlerinde sıklıkla ele alınan konuların başında yer alıyor ve çok değişik akademik alanlar tarafından da inceleme konusu yapılabilmiştir. Örneğin canlılar biliminde iki canlının çatışmasında bir ötekilik aranabilir. Coğrafi olarak bölünen kara parçasının bir kısmında olanlar için öteki kavramı kullanılabilir dinsel açıdan bir dine inanmayan diğerinin ötekisi olabilmektedir. Dil açısından ise kavramları farklı kullanan, genel kabul edilenin dışında kullanan bir kesim için öteki kullanılabilir. Dil bilimsel açıdan ise sözceleme öznesinin belirlediği benin karşısında yer alan birisi öteki olacaktır. Gösterge bilimsel açıdan öznenin karşısında yer alan karşı özne yerine göre öteki olabilir ya da işlemci öznenin nesneyi elde etmesi durumunda ötekiden bir şey kendisine ya da bir başkasına kazandırmasında yani katkısında katkı karşısındaki özne öteki olarak görülebilir. Yine e, toplum bilim, düşün bilim, politika ya da ruh bilim alanlarında da bu tür karşıtlıkları görebiliyoruz. Toplum bilim açısından öteki kavramı çoğu zaman istenmeyen, değersiz, kıymetsiz, çabaya değmez gibi sıfatlara layık görülen dışlanmış kimseleri belirtir. Bir noktada ötekiler olarak tanımlanabilecek olan bu gruplar baskın nüfusla ilgili olarak daha düşük fiziksel, zihinsel ve ahlaki niteliklere sahip olan gruplar olarak e, nitelendirilir. De bir sözceleme öznesinin alıcısı dışındaki bir başkasını öteki olarak nitelemesi konuşan öznenin yaptığı bir belirlemedir. Kendimizi nasıl konumlandırdığımız, aynı zamanda kendimiz dışında olanın bize göre ne olduğunun da belirleyicisidir. Dolayısıyla benim dışında kalan her şey aslında bir bakıma ötekidir. O halde ben bize karşın o onlar öteki olabilmektedir. Toplumsal bağlamda düşünülebilen öteki kavramı her şeyden önce sözceleme bağlamında oluşmaktadır. Bu durum ben, sen ya da o, onlar ayrımlarının kullanımıyla ortaya çıkar. Bilimsel söylemde sözceleme kipi tarihsel ve bireysel özelliklerin dışındadır. Bu gerçekliğin söylemi olarak varlık bulur. Ancak insanlık bilimleri söylemi ikili kutup koşulları arasında belirginleşir. Bu kutupluluk açıklama ile yorumlama, kavram ile anlam üretilebilirlik ile üretilemezlik, mantık ile söyleşim gibi alanlarda olabilir. Kipsel yapılarda bir sözce başka bir sözceyi etkiler. Etkileyen sözceye yöneten sözce, etkilenen sözceye ise kipsel sözce denir. Bunu özneler arasındaki duruma da taşıyabiliriz. Etkileyen özne yani ben ya da biz, yönetilen özneyi yani ötekileri kendi amaçları doğrultusunda tanımlamak ve kullanmak ister. O halde yönetilen özne, etkilenen ve benin tanımlanmasına maruz kalan öznedir. Öteki bir bakıma ben, bizim tam da hükmedemediği bir kimlik olduğu için karşı konuma getirilmektedir. Toplum bilimsel açıdan yöneten özne, diğerine kullanabilirse bu kişi öteki değil, belki de kullanılan özne ya da yönetilen özne olarak tanımlanacaktır. Bu filmde Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslaşma süreciyle ilgili tarihsel olgunun işlendiği bir durum söz konusu. Uzunca bir süre biz olarak melez bir biçimde yaşayan topluluk, yeni Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin oluşumuna bağlı olarak uzamsal bir bölümle yaşamaktadır. Bu bölünmeye bağlı olarak köyün tam orta yerinden geçecek olan bir tel örgü engeli ben ve öteki kavramını yapay olarak başlatır. Bu sınır belirleme devletin merkezindeki yetkici güçler tarafından yapıldığı için köyün ortasından geçip geçmediğini bilmiyorlar ya da bilmiyor olabilirler. Ama yerel kolluk güçleri bu kuralı kesin talimatlarla uygulamaya kalkınca melez toplum yapay olarak ikiye bölünmek durumunda kalır. Bu bağlamda propaganda filminde hem zamansal hem de uzamsal süreçte bir ötekileştirme durumu söz konusudur. Başlangıçta hepsi biz sözcesi içinde yer alırken devletin planlamasıyla zamansal bir ötekilik ortaya çıkmaktadır. Elbette zaman içinde çekilen tel örgü uzamsal bir ötekileştirmeyi de getirmektedir. Ötekilik yerine göre bireysel bir durumken yerine göre topluluğun durumu da olabilmektedir. Burada ele alınan filmde her iki tipteki ötekiyi de görebiliyoruz. Ben, sen, ben o ilişkileri dil bilgisel gibi bir görünse de aslında arka tarafta felsefi bir sorun da barındırıyor. Şöyle ki sen kavramı benim belirlediği bir kimlikken o onlar kavramı tümüyle dışarıda bırakılan bir kimlik. Bu bunu şöyle açıklıyor. Ben sen ilişkisinde özne özne ilişkisi söz konusudur ve bireyler karşılıklı olarak birbirlerinin farkında ve bütün varlıklarıyla bir diyalog içerisindedirler. O onlar iletişim için ise bir özne değil e, belki de sözcüdeki bir konu yerine göre de öteki bir adıldır. Yani Buber'ın anlatımıyla ben-o ilişkisinde özne-nesne ilişkisi söz konusudur. Ve bu durumda bireyler birbirlerini ayrı olarak algılarlar. Bir bütünün içinde değil var olan bir bütünün parçası olarak görürler. Dolayısıyla da ben-sen ilişkisi bir karşılıklı olma ilişkisiyken ben o ilişkisi ayrılık ilişkisini ifade eder. Yani ben o ilişkisi bir anlamda ötekileştirilmiş ilişkidir denilebilir. Karşılıklı ilişki içerisinde iki özne olarak ben, sen, içkin bütünleştirici bir diyalog söz konusuyken özne nesne yani ben o ilişkisi olarak dışlayıcı, ötekileştirici bir diyalog söz konusu. Özne özne ilişkisi her öznenin bir varlık birliğine sahip olduğunu onaylar ve bu ilişkiyi seçme eylemi öznenin bütün varlığını olumlar. Bu buna göre ben -sen ilişkisi doğrudan bir ilişkidir ve dolayısıyla bir nesne veya amaç için bir araç değil, her öznenin bütün varlığını içeren sonuçla ilgili bir ilişkidir. Öte yandan ben o ilişkisinde bir mesafe sezdirilir ve nesne karşı taraf konumundadır. İncelenen filmde de iki dost olan Mehdi ve Rahim'in ilişkisinin yaşanal olaylar sonrasında ben sen durumundan çıkıp ben o durumuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bir başka açıdan ötekilik kültürel göndergeler bakımından da bir durum belirtir. Örneğin bize ait değerleri anlatarak ötekini ayırma yoluna gidilebilir. Çünkü her türlü oluşum kendisinin dışında kalan ve kendisinin karşıtını temsil edenle arasında çizilen sınır sayesinde var olur. Bu bakımdan herhangi bir şeyin varlığını sürdürebilmesi için çoğu zaman bir öteki olmak zorundadır. Ötekileştirme kavramı hedef grupların toplumun gözünde haksız, yasallık dışı, eksik bir duruma gelmesiyle sonuçlanan insanlık dışına atma, insan olmayan durumuna getirme, toplumdan dışlama ya da onlara olumsuz özellikler yükleme gibi çeşitli şekillerde somutlaştırılabilir. Bu çeşitli biçimlerde olabiliyor. Örneğin bir grubu yermek ya da aşağılamak. Bir gruba karşı olumsuzlama yapmak, sınıflandırma yapmak, mesafeli yaklaşmak, gözden düşürmek, değersizleştirmek, küçük görmek, olumsuz özellikler atfetmek, etiketlemek, yalnız bırakmak, zayıf göstermek suçlamak gibi girişimlerde bulunmak ötekileştirmenin çeşitli biçimlerindendir. Bir arada yaşamanın sonucu olarak geliştirilen ya da kendiliğinden gelişen bir takım kalıp yargılar ve ön yargılar söz konusudur. Ancak burada kalıp yargılarla ön yargılar arasındaki ayrımı belirtmek gerekir. Bilindiği üzere kalıp yargılar olumlu ya da olumsuz olabiliyorken ön yargılar olumsuz ve daha çok karşı gruba atfedilen yargılardır. Bundan dolayı da ötekileştirmeye zemin hazırlayan, bir bakıma ötekileştirme yolunda tuğla görevi gören durumlardır. Toplumsal yaşamda gerek siyasette gerekse bireysel ilişkilerde ötekileştirme yerine göre bir savunma mekanizması, yerine göre de bir kolay yolu seçme yöntemi olarak sıklıkla karşılaşılan bir durum. Herkesi ilgilendiren sıkıntılı bir durum söz konusu olduğunda karşı tarafı suçlayıcı dil kullanmak, sorunu karşıda aramak, Ötekileştirmenin toplum içerisinde en çok uygulanan biçimlerindendir. Bu tarz bir tutum içerisinde beraber düşünmek, üretmek, çözüm arayışına gitmek çok oldukça çok zordur. Oldukça zordur. Filmde gümrük muhafaza müdürünün yani Mehdi'nin kendisinin de kabullenmediği ancak devletin istediği bir durum olmasından dolayı itiraz edemediği tel örgü çekme işindeki tuhaflığı normalmiş gibi halka anlatmaya çalışması Buna örnek verilebilir. Mehdi şöyle bir ifade kullanır. Dikenli tel ülkenin kenar süsüdür. Burada durumu yumuşatma ve güzel gösterme çabası içerisindedir. Mehdi toplum tarafından çok da hoş karşılanmayan bir edimi olumlayarak anlatmaya çalışır. Ayrıca çözüm arayışı içerisinde olan eski dostu Rahimin çabalarını da görmek istememektedir. Toplumlar tarihsel süreç içinde dil, ırk, renk, toplumsal konum, refah düzeyi gibi konularda birbirlerini ötekileştirme yoluna gitmişlerdir. En küçük oluşumlardan en büyüğüne kadar kaçınılmaz bir şekilde süre gelen bu durum küresel boyutta devletler arasında da sürmüş ve zaman zaman büyük devletler küçük devletleri, batılı devletler doğudaki devletleri, gelişmiş devletler az gelişmiş devletleri öteki yerine koymuşlardır. Bu durum bilinçli oluşturulduğu da düşünülebilir. Çünkü var olabilir bilmenin ya da başkalarından ayırt edilebilmenin ön koşulu zıt bir durumun ortaya konmasıyla sağlanmaktadır. Beni ayırabilmek için sen olmalıdır. Her şeyin tek bir bütünlük içerisinde olduğu durumda farklılıklar, çeşitlilikler de ortadan kalkacağı için belli bir devingenlik ve canlılık olmayacaktır. Her şeyin, herkesin aynı olduğu durum pek sürdürülebilir olmayabilir. Burada önemli olan bu farklılığın üstünlük olarak değil de aynı olmama, başkalarından farklı olma durumu olarak görülebilmesidir. Çünkü kişi kendi dini geleneğinde, kendi kültüründe, hatta ailesinde bile ötekilik yaşayabilir. O halde her bir kişi diğerinin ötekisi konumundaysa ötekiler olarak bir arada yaşamak nasıl mümkün olabilir? Bunu Wolf şöyle açıklıyor. İnsanlar kendilerindeki ve kendi kültürlerindeki ötekiliğin farkında olsaydı bu diğer insanların ve diğer kültürlerin ötekiliğini anlamak, ötekinin bakış açısından bir düşünme biçimi geliştirmek için yeni olanaklar açardı. Farklılıkların ve farklılığın artan farkındalığı ve kültürel çeşitliliğin tanınmasıyla birlikte farklı kültürlerin ortak yönlerini belirlemek ve aralarındaki engelleri kaldırmak giderek mümkün hale gelebiliyor farklılıkları algılama ve kabul etme yeteneği önemlidir ve hatta şiddetli çatışmaları önlemeye de yardımcı olabilir diyor. Genellikle e, eğlence nesnesi olarak bilinen sinema aynı zamanda toplumun vazgeçilmez bir bilgilendirme aracıdır. Gerek eğitici gerekse eğlendirici olsun her sinema ürününün bir anlatısı, bir mesajı vardır ve alıcısına bunu en etkili ve doğru biçimde aktarmak için ayrıntılar özenle seçilir. İzleyici kitlesinin durumu, beklentisi, hazır olması gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Bu bakımdan sinemayı seyircisiyle birlikte düşünmek gerekir. Aslına bakarsak seyirci her ayrıntıyı dikkate alabilmekte ve kendi değer yargısına göre anlamlandırabilmektedir. Toplumların içinde bulundukları gelenek, görenek, örf, adet ve yaşantıların bunda etkisi büyüktür kişinin karşılaştığı bir kurguyu bunların etkisi altında kalmadan yorumlaması, anlamlandırması neredeyse imkansızdır. Kurgusal bir anlatı olan sinema yapay olarak oluşturulmuş durumlar içerir ve dolayısıyla da bir şeyi anlatma kaygısıyla hareketli birçok resmin ard arda sıralanmasıyla oluşturulmuştur. Ve toplumsal, kültürel öğeler kolaylıkla karşı tarafa aktarılabilir. Kitlelere hitap eden yapısıyla sinema Verici ile aracı arasındaki iletişimi kolaylıkla ve en etkili biçimde sağlayabilen bir anlatım biçimidir. Görsel öğelerin kullanılan imgelerle gösterildiğinin yanında e, göstermek istediği nesneleri de içine atan, atan bir e, anlatım türüdür. Ve birçok açıdan diğer gösterge türlerinden de ayrılır. Bir metnin alıcıda oluşturacağı etkiyle görsel bir nesnenin ya da hareketli bir sahnenin etkisi doğal olarak aynı olmayacaktır. Bu bakımdan da sinema alıcısına çok yönlü bir anlamlandırma olanağı sunar. Anlatı çözümlemelerinde kullanılan ve dil bilim kökenli olan gösterge bilim birçok farklı disipline uygulandığı gibi sinema çözümlemelerinde de kullanılıyor. Ancak sinema anlamlandırmayı sözcüklerle değil ya da sadece yazıyla değil imgelerle, sesle, başka nesnelerle yapmaktadır. Bilindiği üzere sinemada kullanılan göstergeler tüm sanat içerikli göstergelerdeki gibi yalnızca düz anlam ifade etmezler, aynı zamanda yan anlamlar da barındırırlar. Bu bakımdan yapılması gereken derin yapıdaki gizli olanı bulup açığa çıkarmaktır. Çünkü yüzeysel yapıdaki çözümleme anlatısal ve söylemsel bileşenleri tanımaya yönelikken Derin yapı ile ilgili araştırmalarda anlamlamayı oluşturan göstergeler arası ilişkiler alanı ve bir değerden diğerine geçişi ortaya koymayı amaçla. Sinema gösterge biliminin çözümlediği şey, özellikle derin yapıdaki ögeler arasındaki ilişkileri ve eğleyenlerin edimleriyle ortaya konulan edimlerdeki anlamlama olgusunun ortaya konulmasıdır. Sinemanın bir göstergeler sistemi olduğu düşünüldüğünde, kullanılan imge, ses, renk, dil, kişi, uzam, zaman, boşluklar gibi unsurların altında yatan nedenlerin anlaşılır hale getirilebilmesi için sinema gösterge bilimine ihtiyaç duyuyoruz. Wallen, gösterge bilimin film estetiği çalışmalarında çok büyük öneme sahip olduğunu söyler ve bunu iki nedene dayandırır. Birinci neden, eleştiri yapabilmek için bir metni anlayabilmenin yani okuyabilmenin gerekliliği. İkinci neden ise herhangi bir sanat tanımının gösterge bilim kuramının bir parçası olarak yapılması gerektiğidir. Ancak sinemada görüntülerin anlamlandırılmasında kültürel ve sosyolojik koşullar sebebiyle farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin aynı film karesi için bir Avrupalı'nın yorumuyla Asyalı'nın yorumu aynı olmayacaktır. Herhangi bir iletişim sağlayan her şeyi bir dil olarak kabul edecek olursak sinemada bir çeşit dildir diyebiliriz. Ve kendine özgü bir anlatım biçimi vardır. Ancak yine de böylesi iyi öyküler anlatması sinemanın bir dil olması nedeniyle değildir. Böylesi iyi öyküler anlattığı için bir dil olmuştur. Yani film kendi sistemini oluşturur ve birey onu anlamlandırmaya çalışır. Bu anlamlandırma sürecinde artalan bilgisi, kültürel arka plan, toplumsal e, uzlaşımlıklar gibi şeyler... Önemlidir çünkü geçmiş yaşantılara ya da değer yargılarına bağlı olarak göstergeleri anlamlandırmada farklılıklar ortaya çıkabilir kişi kendini filmdeki herhangi bir konuyla özdeşleştirerek bir kimlik oluşturma yoluna gidebilir kendi beğenisine hitap eden bir karakteri rol model alarak seçebilir ya da aksine bunu dışlayıp ötekileştirebilir ancak roman gibi yazılı kaynakların aksine sinemada yönetmen alıcının algısını düşünme biçimini istediği şekilde yönlendirebilmektedir. Anlatı çözümlemelerinde kodlanmış metinler ya da sözcükler çalışılırken sinema söz konusu olduğunda ise ses, ışık ya da herhangi bir görsel de çözümlenmesi gereken bir çalışma nesnesidir. Adanır'a göre göstergelerin sinemada bir temel anlam bir de içinde bulundukları bağlama göre renk ve ışık aracılığıyla değişen bir ruhsal anlamı vardır. Ve bunlar birbirlerinin dayanağıdırlar. Bu anlamların e, anlamlandırılma sürecinde de sinemanın kodlarından yararlanır. Kültürel görüngüler içinde işleyen kodlar ve yapılar, sistemleri tanımlamaya çalışan gösterge bilimciler bunu dil bilimsel bir örnekçe kullanarak yaparlar. Yani sinema gösterge bilimi sinemayı bir dil olarak ele alır. Sinemanın dilinin her türlü anlatı gibi özenli bir dil olduğunu söylemek gerekir her şeyin dille betimlenmek zorunda olmadığı bir durumda sinema yönetmenin kamerası içerisinde görülen her türlü görsel ögenin filmin anlamına bir katkısı olur. Sinemadaki dil kadar görsel öğelerin de bir betisel yanından söz edebiliriz. Monaco sinema gösterge biliminde betisel anlatımların kullanımında şöyle söz eder. Edebiyat kuramında betisel anlatım bir deyim dönüşümü ya da anlam değişimidir. Başka bir deyişle bir göstergenin öğelerine birbiriyle yeni bir ilişki içinde sunan mantıksal dönüş söz konusudur. Düz değişmece bu nedenle düz anlam ve yan anlam arasındaki birleştirici öğedir. Bir gül, bir gül olduğunda o başka bir şey değildir. Ve onun bir gösterge olarak anlamı tam anlamıyla temel anlamıdır. Ama bir gül başka bir şey olduğunda bir dönüş yaşanmıştır ve gösterge yeni anlamlara açılır. Sinemanın görsel, işitsel anlatım biçimi var. E, bütün olay anlatıcı işlevini üstlenen bir kameranın gözünden izlenir. Sinemadaki anlam oluşturma insanın başka yerlerde yaptığına benzer durumdadır. Bir romandaki anlatının oluşumu sinema için de geçerlidir. Sinemasal bir anlatı için e, bakış açısı, olaylar zinciri, durumlar, dönüşümler, uzam ve zaman, odaklayım gibi yapılarda gereksinim duyulur. Bir filmin gösterge bilimsel çözümlenmesinde de tıpkı bir romanın, tiyatronun ya da masalın çözümlenmesi gibi süreçler söz konusudur. Örneğin kesitleme gösteren gösterilen karşıtlığı, biçim töz, düz anlam yan anlam, dizisel ve dizimsel okumalar, değer, eyleyen şeması, eyleyen, oyuncu gibi genel gösterge bilimi ilgilendiren tüm durumlar film çözümlemelerinde de rahatlıkla kullanılabilirler. Filmimize gelecek olursak kavram ve kuramlardan söz ettiğimizden sonra e, filmi kısaca bir açıklamak isterim. E, Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı propaganda filminin öteki izleyi bağlamında gösterge bilimsel bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Bu süreçte konu olarak seçilen ötekilik durumunun nasıl kurgulandığını, anlamlandırma sürecinde ne türden bir katkı sağladığını anlatmaya çalışacağım. E, propaganda filmiyle ilgili şunları söylemek istiyorum. 99 yapımlı bir film. Bu film komedi, dram, komedi dram türünde bir film. konusuna gelince film 1948 yılında Türkiye Suriye sınırında geçmektedir. Siyasi otoriterin emriyle bir tel örgüyle ikiye bölünen bir köyün bir sınırında birlikte yaşayan bir toplumun duygusal, manevi olarak da ikiye bölünmesinin ardından yaşanan olayları konu ediniyor. Kısaca sınırın ikiye ayırdığı bir köyde yaşayan insanların yaşantısı söz konusu. Mehdi ve Rahim iki eski arkadaş. Mehdi doğup büyüdüğü köye yıllar sonra gümrük muhafaza müdürü olarak dönüyor. Görevi gereği dikenli telleri çekip sınırı belirliyor. Açılışın ardından kimsenin sınırın öte tarafına geçmesine izin verilmiyor. Olaylar bu saatten sonra başlıyor. Bu durum köydeki hayatları derinden sarsıyor. Filmde iki gencin aşkı da söz konusu. Mehdi ve Rahim'in çocukları olan bu iki genç sınırın belirlenmesiyle ayrı düşüyorlar. Evlenmek üzereyken gerçekleşen bu beklenmedik durum Mehdi ve Rahim arasındaki ilişkiyi çok farklı boyutlara taşıyor. Yaşanan bir dizi olayın ardından durumun kabul edilmezliğinin farkına varıyorlar ve bu iki dost tel örgüyle belirlenen bu sınıra karşı birlik olmayı seçiyor. Görüldüğü gibi aynı yerde yaşayan kişiler arasında da ötekileştirme gerçekleşebiliyor. Köyde iktidarın emriyle biçimlenen bir biz ve ötekiler arasındaki sınırlar çiziliyor. Bu sınırların arasında sıkışmış olan iki yaşamda izleyiciye sunulmak. Filmde birbirinin ötekisi olmak zorunda bırakılmış ancak buna direnen insanlar söz konusu. Biz ve siz toplumları arasındaki ayrımda farklı bir düzlemde biz olmaya çalışan örneğin evlenerek aile kurmaya çalışan Adem ve Filiz gibi e, bu tarz insanlar dayatılan ötekileştirmeye karşı duruşun simgesi olarak düşünülebilirler. Tel örgülerin öncesinde insanlar serbestçe iletişim kurabiliyorken köyün bir köşesinden diğer tarafına özgür bir şekilde hareket edebiliyorken birden tamamen yabancı kabul edildikleri bir düzen içine sokularak ötekileştiriliyorlar. Böyle bir duruma alışamayan, isyan eden, kabullenemeyen insanlar doğal olarak bu duruma karşı bir direniş gösteriyorlar. Bu olağan bir tepki ancak zamanla karşılıklı olarak herkes birbirinin ötekisi olmaya başlar. Hatta olağan bir süreç içerisinde bu kimlikleri kabul edip ona göre rollere girdikleri de görülür. Dışlanmış, feda edilmesinde herhangi bir sorun olmadığına inanılan, değersiz hissettirilen ve birçok haktan yoksun bırakılan ötekiler bilinçli ya da bilinçsiz olarak oluşturulan bu yeni kimlikleriyle yaşamak zorunda kalıyorlar. Filmde bu ötekileştirmelerle ailesiyle birlikte sınır dışında kalan rahim, e, bunun dışında birçok insani haklardan mahrum bırakılmış bazı köylüler söz konusu. Burada incelenen filmde politik bir kimlik ve politik bir ötekileştirme söz konusu. Anlatının başında birlikte yaşayan bir topluluk var. Sonrasında devlet görevlilerinin gelip köyün tam ortasından bir tel örgüyle ayırması süreciyle geçmişte biz olarak yaşayan toplum daha sonra öteki olmuştur. Devlet eliyle yaratılmak istenen bir öteki kavramı biraz güldürü biraz da ağlatı biçiminde ortaya konulmuştur. Burada gösterge bilimsel çözümleme kullanılarak ilgili filmdeki öteli kavramının nasıl anlamlandırıldığı ve ortaya koyulma, koyulduğunu göstermeye çalışacağız. Bu da en iyi eyleyenler arasındaki ilişkilerle anlatılabilir. Bu nedenle de filmdeki hangi eyleyenler arasında ne tür sözleşmelerin yapıldığı, bu sözleşmelerin başarılı başarılmadığını ortaya koymak ötekinin oluşumu ve beklentilerini ele verebilir. Yine başarısız olan eyleyenlerin Hangi kipliğinin eksik olmasına bağlı olarak eylemini gerçekleştirip gerçekleştirmediği de anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun için üç anlaşmadan yararlandık. Devlet ve gümrük memurları arasındaki anlaşma, Mehdi'nin Rahimle olan dostluğu arasındaki ve Rahim'in öteki olmamak için verdiği mücadele. Elbette daha burada birçok anlaşmadan söz edilebilir. Örneğin Filiz'le Adem arasındaki evlilik bir başka konu olabilir. Ya da Mahmut'un müdürüne rağmen ötekini yaratmadaki daha acımasız tutumu yine bir başka eğleyen şeması olabilir. Ya da Mehdi'nin devletle olan savaşımı da yine bir eğleyen, eğleyen şemasına dönüşebilir. Biz burada üç eğleyen çizgisini kimlik ve ötekilik bağlamında değerlendirdik. Devlet ulus yaratma ve sınırları içerisinde yaşayan insanlara kimlik vermek için kararlar alır. Devlet soyut bir öznedir. Aldığı kararı somut kişilerle gerçek eyleme dönüştürmüştür. Sınırları belirlemede devlet memurları görevi üstlenir. Bilindiği gibi Greimas'ın eğleyen çizgisinde yalnızca özne insan olmak zorundadır. Diğer eğleyenler cansız, nesne, soyut bir kavram, bir topluluk hatta başka her şey olabilir. Gümrük memurları burada özne konumundaki gümrük memurları devletin isteği üzerine sınırı belirlemek için harekete geçerler. Bu durum yetkeci bir gönderen tarafından özneye buyrulur. Sınır belirleme eylemi devlet görevlilerinin kendi isteği değildir. Dışarıdan gelen bir zorunluluk yani zorunda olma kipliği söz konusudur. Örneğin Mahmut'un dışarıdan gelen bir isteğin yanında kendisinde de çok kendisi de bunu çok istemektedir. Ancak Mehdi aynı durumda değildir. Mehdi'nin içeriden gelen bir isteği yoktur. Tamamen yaptığı işi gereği gibi yapmak zorunluluğundan dolayı yapmaktadır. Özden'in bu edimi gerçekleştirme aşamasında yine devletin kolluk gücü olan askerler yardımcı olur. Özden'in karşısında engelleyici olarak yaşanmışlıklar, arkadaşlık bağları vardır. Bu durum devlet görevlilerinden Mehdi için çok zor bir durumdur. Mahmut için ise engelleyici konumda kimse yoktur. Ayrıca sınırın köyün tam ortasından geçmeci sonucu yaşayan halkın bir kısmının engelleyici olması durumunu yaratır. Bu eğletim süreci engelleyicilerine rağmen olumlu bitiyor. Burada işi yapacak olan özne her ne kadar mehdi olsa da dışarıdan dayatılan bir zorunluluğun gereği bunu yapmak zorunda oluyor. Mecbur olmak, zorunda olmak etkisinde kalarak yapmak gibi eylemlerle ifade edilen zorunluluk kipliği öznenin bireysel kimliğinin önüne geçer. Artık burada Mehdi'nin ne istediği önemli değildir. Kendi istekleri doğrultusunda değil, başkasının isteği doğrultusunda hareket etmek durumundadır. Eylemi gerçekleştirip gerçekleştirememe konusunda karmaşa yaşayan Mehdi, biraz daha vicdanın sesini dinler gibi olsa da, Asıl olarak daha küçük memurlar özellikle de Mahmut bu işi oldukça ciddiye alır. Muktedir olmak kipliğini devletin kolluk kuvveti sağlamıştır. Eylem başarıya ulaşmıştır. Bir diğeri Mehdi ve vicdanı arasındaki eylem şeması. Bu filmdeki en ilginç eylem çizgisi Mehdi'nin iç hesaplaşması yaptığı süreçte oluşuyor bu çizgiyi birinci çizgedeki özgenin istemek kipliği olarak da düşünebiliriz. Her ne kadar Mehdi devlet memuru olsa da ve memur olarak görevini yerine getirmeye çalışsa da vicdani olarak çok istekli değildir. Özellikle tel örgünün çekilmesiyle köyün bölünmesi ve eski dostlukların gözünün önünde zarar görmesine bağlı olarak içten içe bir pişmanlık yaşadığı görülür. Vicdanı ile sorumluluğu arasında sıkışan Mehdi'nin durumu bir bakıma Öteki yaratma konusundaki şüphelerini de beraberinde getirir. Mehdi'nin vicdanı Mehdi'ye bu tel örgüyü çekme ve çekmeme konusunda bir daha düşünmesini söyler. Bu süreçte devlet, asker ve diğer gümlük görevlileri özellikle de Mahmut engelleyici durumdadır. Yardımcısı ise daha önceki yaşanmışlıkları, dostlukları, eski dostu Rahim ile olan arkadaşlığı şeklinde sıralanabilir. Burada tel örgünün çekilmemesi özlenin başarısı olacaktır. Yani Mehdi'nin vicdanı Mehdi'den tel örgünün çekilmemesi konusunu istiyor. Bu süreçte özlenin kipliklerinden bazıları eksiktir. Örneğin içten gelen istek yapmak istemek ya da dıştan gelen istek yapmak zorunda olmak kiplikleri bu sefer çatışma içerisine girer. Ve devletin isteği baskın gelir. İsteme İçsel ve dışsal kaynaklı olarak iki açıdan incelenebilir. İçsel olduğu durumlarda yalın istek ortaya çıkarken ettirgen ve dışsal olan isteme durumunda zorunda olma söz konusudur. Ve bu zorunda olma durumu zaman içinde özne tarafından kabul edilip içselleştirilip içsel bir isteğe dönüştürülürse e, yine de çıkış noktası bakımından dışsal olarak kalacaktır ve öznenin bilinci bu ayrımın farkında olacaktır. Mehdi edimsel muktedir olmak, bilmek kipliklerine sahiptir. Edimsel kiplikten önce sahip olması gereken gücülleşme kipliğinden isteme kipliği yoktur. Ama dışarıdan gelen bir istek yani zorunda olmak kipliği bu eksikliği kapatmaktadır. Gerçekleşme kipliği de memur olması, Kanunlara bağlı olmasıyla yapmak biçiminde gerçekleşiyor. Burada Mehdi için dışsal bir isteme söz konusu. Elbette Mehdi tel örgünün nasıl çekileceğini çok iyi biliyor. Bu konuda güç sahibi. Bir sürü işçi de bunu yapabilir. Bilmek kipliğini kontrol etmek için bir daha bak. Sınıf tam buradan mı geçiyor gibi sorular soruyor. Görüleceği gibi özlede bilme kipliği var. Yapmaya muktedir olma kipliği de var ama içeriden gelen bir istek olmadığı için değişik engeller ileri sürüyor. Bilme kipliğini sorguluyor, tel örgü çekmenin sonuçlarını gördükçe kendisi de yaşıyor. Ama yapmak zorunda olmak kipliği, yapmak istemek kipliğinden daha baskın olduğu için tel örgü çekiliyor. Bu devlet için bir başarıdır. Ancak Mehdi için bir başarısızlık olarak görüyoruz. Elbette tel örgünün bu anlatıdaki temel işlevi ötekini yaratmak. Bu da erk sahibi özne yoluyla gerçekleşiyor. Daha alt konumdaki öznelerin bu güçlü özneye göre yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok aslında. E, son eyleyen şemamız e, rahimin vatan sevgisinde hareket etmesi. Burada seçtiğimiz üç eyleyen çizgisi, üç farklı bakış açısını anlatının üç temel kahramanının olaylara bakış açısını ortaya koyuyor. Anlatının en ilginç kahramanlarından birisi de rahim. Her zaman birlikte yaşamış köy halkı bir araya çekilen tel örgüsüyle birden ötekileştiriliyor. Rahimin mücadelesi diğer eylemlerden daha farklı. Rahim öteki olmamak için savaşın veriyor. Rahimin öteki olmasının tek nedeni evinin bulunduğu uzamın tel örgünün dışında kalması. Yani bilinçli yapılan hiçbir şey yok. Hiçbir eylem yok. Ama da rahimin kiraya verdiği iş yeri tel örgünün diğer tarafında kalır. Yani tel örgü hiçbir zaman toplumsal duruma bakılmadan devletin masa başında belirlediği bir sınır. İzleyici filmin ikinci yarısında Mehdi'nin dışarıdan gelen bir isteği geçersiz kılmak için verdiği mücadeleyi izler. Seyirci vatan sevgisiyle Rahim'in vatan sınırları içinde kalma kalmama savaşımını izler. Bu süreçte vatana bağlılık, eski dostluklar, aile bağları, gibi kültürel toplumsal yardımcıların olduğu görülmektedir. Ancak devlet, devletin kolluk kuvvetleri, gümrük memurları özellikle de Mahmut engelleyici ya da karşı özne konumunda. Burada üç eğleyen çizgisi oluşturduk. Bir yanda tel örgü çekilerek öteki yaratmak isteyen bir devlet var arada devlet adına karar verir görünse de yaptığı işi çok da içten yapmak istemeyen yani yapmak istememek kipliklerini edinen gümrük görevlisi Mehdi var. Ama tüm bunların karşısında öteki olmamak için savaşım veren Mehdi'nin kendisi. Mehdi'nin pardon affedersiniz Mehdi'nin çocukluk arkadaşı Rahim var e, ve Rahim'in ailesi var. Bir bakıma devlet ile Rahim iki karşıt özne konumunda. Ama devlet soyut bir özne olduğu için burada devleti temsilen Mehdi ile Rahim karşı karşıya gelmektedir. Vatanından ayrı kalmamak için mücadele eden Rahim ilk başta e, bunu başaramasa da e, çünkü şöyle bir cümle kuruyor. Vatanıma giremediğime göre gidip kendime başka vatan bulacağım der. E, burada her ne kadar başaramasa da filmin sonunda vatanına geri dönebiliyor. Çünkü her ne kadar ötekileştirmeye çalışsa da birbirine muhtaç olma durumu söz konusu. Ortak geçmiş, dostluklar, aile bağları Rahim'in ötekileştirmesini engel oluyor. E, filmde şöyle bir sahne var bununla ilgili. Adem'in e, kolunda kurşun kurşun kalıyor babasının ateş ettiği için ve bu kurşunu çıkarabilecek tek kişi Rahim ancak sınırı geçmesi gerekiyor bunu yapmak için. Filmde de böyle komik bir sahne var bununla ilgili. Mehdi'nin oğlu e, tellerin öbür tarafına geçmek isterken babası onu vuruyor e, ancak işte oradaki olay şu rahim maalesef pasaportsuz geçemeyeceği için bir süre dışarıda kalıyor. Kol, çocuğunun kolu kana, kanamaya devam ediyor. Mehdi kendi eliyle ötekileştirdiği rahime muhtaç oluyor. Ancak sağlık gibi önemli bir konuda bile pasaportunu sorguluyor hala yani aradaki tel örgüyü geçecek sadece. Ancak e, Rahim de buna çok güzel bir cevap veriyor. Çıkardığı koşunu gösteriyor ve işte pasaport diyor. Böylece aslında insan hayatının e, her şeyin üzerinde olduğunu vurguluyor. E, burada başka eyleyen çizgileri de oluşturabiliriz. Örneğin Adem ile Filiz'in aşkı yeni bir eyleyen çizgisi konusu olabilir. Adem... Sınır içinde kalan bir kişi, Filiz ise evlerinin bulunduğu yer gereği sınır dışında kalan bir kişi ve öteki olan bir kişi. Rahimin kızı. Ee, bu iki sevgilinin de tel örgünün tel örgüden kaynaklanan sorunlar yaşaması, bu ötekiliği oluşturan etkenlerden bir tanesi. Elbette bu iki sevgilinin de tel örgüden kaynaklanan e, bu soruna mücadele etmesi, filmde zaten oldukça bu sahneleri görüyoruz çok normal. Şöyle bir şey oluyor hatta Filiz e, tel örgüleri geçtiği için tutuklanıyor. Adem de buna dayanamayıp buralarda yaşanmıyor sevdiklerimizin hepsi orada diyerek sınır tellerini geçmek isterken babası tarafından vuruluyor zaten. Ancak devletin yasalarını uygulamaya çalışan Mehdiye ve yine devletin yerleştirdiği tel örgülere rağmen Adem Filiz'e sonunda kavuşabiliyor. Filmde e, dikkat çeken bir diğer unsur ise İstiklal Marşı söylenirken en gür biçimde söyleyenler bir gece sonra tel örgünün dışında bırakılarak ötekileştiriciliklerinden haberi bile olmayan insanlar. Yani şöyle düşünün hep beraber marşınızı söylüyorsunuz vatana millete bağlılığınızı ifade ediyorsunuz ama bir gece sonra sizi artık vatanınıza almıyorlar siz ötekileşmiş artık e, vatan dışında bırakılmış kişilersiniz. Burada ulus bilincinin en büyük göstergelerinden olan İstiklal Marşı'nın ötekileştirilmiş kişilerce daha içten söylenmesi de anlatının aslında hem ağlatı gülünç kısmını bize gösteriyor. Özellikle öğretmen ve sıhhiyeci gibi toplumun önemli gördüğü kişiler telin öbür tarafında kalıyor. Bu durumu dile getiren Mehdiye diğer memur yani Mahmut şöyle der. 2 3 ev için sınırı değiştiremeyiz. İlerleyen sahnelerde sınırı kabul etmek istemeyen halka gözdağı vermek için sınırı ihlal etmede ısrarcı olan Deli Selami ayağından vururlar. Böylece durumun ciddiyeti halka anlatılmış olur. Şimdi genel anlatıyı gösterge bilimsel dörtgenden biraz da izleyelim. Bu anlatıda iki temel değer var. Kimlik ve ötekilik kimlik simgesel olarak Mehdi ile belirtilmektedir. Ötekilik ise Rahim ile simgeleşmektedir. Bu iki kişi tekil bireyleri belirtmektedir. Bunun yanında toplumsal temsiller de var. Mehdi ile Rahim'e benzer biçimde tel örgünün iki yanında kalan halk, sınırlar içinde kalan yerli halk ve sınırlar dışında kalan yabancı halk olarak ikiye ayrılıyor. Yabancı halk zaman içinde ötekileşiyor yerli halk da ulusal kimlik kazanacak ve en son bir ulus yaratacaklar. Tel örgünün iç kısmında olanların bize yakın bir toplum olarak düşünülmesi sağlanır. Tel örgünün dışındakiler ise ötekiler olarak sürekli uzaklaşacak. Belki de zaman içinde değer yargıları, dilleri, gelenekleri değişecek. Tüm bunları ekrandaki gösterge bilimsel dörtgenden okuyabiliyoruz. Filmde ayrıca Üç farklı özne türü var: güçlü özne, kararsız özne ve direnen özne. Yaptırım gücü fazla olan ancak fiziki olarak filme belirmeyen, e, filmde belirmeyen devlet burada güçlü özne konumunda. Eylemlerini sözcü özne yani mehdiye yaptırıyor devlet memurlarına, kolluk kuvvetlerine. Kararsız özne ise kuralları uygulamakla görevli, devletin yap dediklerini yapan ancak vicdanı ile aklı arasında sıkışıp kalmış olan özne. Filmde bunun temsili Mehdi'dir. Halkın devleti temsil eden Mehdi'yi her gördüğünde Ankara türküsünü söylemeleri, güçlü öznenin karşısında pasif kalan, emirleri uygulamaktan başka hiçbir şey yapamayan kararsız öznenin durumunu belirtir. Halk Ankara marşını söyleyerek güçlü öznenin temsilcisi olduğunu kabullenmiş olsa da aynı özne iç hesaplaşmasını yine burada yaşıyor. Direnen özne ise ötekileştirilmeye çalışan ancak buna direnen kişilerdir. Filmde sınır tellerinin dışında bırakılmış ancak öteki olmadıklarını anlatmaya çalışan insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Rahim ve ailesi bu durumun en belirgin örneği. Öte yandan Mehdi'nin karısı ve çocukları da sınırı geçerek direnen özne konumuna geliyorlar. Ancak bu kişiler zorunlu olarak ötekile, ötekileştirilmemiş, kendi kişisel tercihleri sonuçta öteki olma yoluna gitmiştir. Bu bir bakıma direnişi desteklemek için bu yolu seçmişlerdir diyebiliriz. Burada birbirine tamamen karşıt iki özne var. Güçlü özne ve direnen özne. Bunların arasında kalmış her iki öznenin özelliğini de bünyesinde barınan bir de kararsız özne var. Burada güçlü özne amacına ulaşmak için çaba harcarken direnen özne ise sahip olduğu kimlikten vazgeçmemek için direnmektedir. Arada kalmış kararsız Özne ise bir yandan Erk Özne'nin kendisine yaptırılmak istediği eylemi yapmaya çabalamakta, diğer yandan ise vicdanıyla muhakeme içerisindedir. Ancak filmin sonunda devlet amacına ulaşamamış, muktedir olma kipliğini sağlayamamıştır. Burada yaşanmış bir olayın ağlatı gülmece ikilemi üzerinde kurgusunu yaptık. Daha önce... Ee, güçlü bir yetkici bir öznenin yer aldığı karar e, yerel güçler tarafındaki değişik sorunlara yol açmış. Tüm bu durumlar sonucunda da yaşananlar ve ötekileşme süreçleri üzerinde durulmuş. Uluslaştırma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki toplam bir kimlik kazandırmayı amaçlamıştır. Bu süreçte belirlenen sınırların dışında kalan, zamanında bir arada yaşamış toplumlar ötekileştirilmiştir. Birey olarak devletin kendisine yüklediği resmi bir kimliği olan Mehdi adeta bununla bütünleşmiştir. Hatta şöyle der filmde. Benim babam memurdu, onun babası da memurdu, ben de memurum. Ve başka bir kimlikte var olamayacağını düşünür. Öte yandan istiklal madalyasına sahip olan birlikte savaştığı dostu Rahim ötekileşmiş oluyor. Böylesine güçlü bağlarla vatanına bağlı kimse tel örgülerle bir gecede öteki konumuna düşürülüyor. Bu çok da kabul edilebilir bir durum değil. Yerli halkın bu durumda hiçbir şey yapmadan pasif durumda kalması, toplumun üzerine düşen görevi yerine getirmediği, yaşananlara razı olduğu biçimde yorumlanabilir. Öte yandan Mehdi'nin kimliği, e, bir kenar kimliğini bir kenara bırakıp kıyafetlerini ve üniformasını çıkarıyor. Rahimle birliktelik içerisinde hareket etmesi ise e, devlete rağmen ötekileştirilmeye karşı direnen bir özne konumunda oluyor. Ayrıca üç defa ateş emrine rağmen askerlerin Türk askeri, Türk vatandaşlarına ateş etmez. Bize vatandaşlarımızı vurdurtamazsın der. Ötekileştirilmeye karşı direnişi simgeleyen bir cümledir. Bu. Bir arada tek bir ulus halinde yaşayan toplumların ötekileştirilmesinin önüne geçen yine devletin kendi içerisindeki bir güç olmuştur. Yani askerler. Genel olarak filmde yapay olarak oluşturulmuş bir ötekileştirme ve bu duruma maruz bırakılmış ötekileştirilmiş bilinç, bireyler söz konusu. Devletin bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde ötekileştirdiği bireyler daha sonra bir araya gelerek dirilişini başlatıyor. Ötekinin gücünü ortaya koymaya çalışıyorlar. Filmin sonunda dönüşümü gerçekleştiren olay, olay yine bunların bir araya gelmesi oluyor. Filmde ötekileştirme kavramı hem birey düzeyinde hem de toplum düzeyinde işleniyor. Aynı kültüre sahip bireylerin egemen bir güç tarafından nasıl bir anda ötekileştirildiği rahim karakterinde anlatılıyor. Aynı topraklarda homojen bir yapı içerisinde huzurlu bir şekilde yaşayan bireylerin ulus olma ve ulusal kimlik oluşturma sürecinde yapay olarak ötekileştirilmesi kaçınılmazdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını belirleme sürecinde ötekileştirdiği bireylerin trajik anılar yaşamasına sebep olmuş ulus yaratma sürecinde yetkililer tarafından gerçekleştirilen ötekileştirme farklı duygusal psikolojik toplumsal travmalara sebep oluyor. Ötekileştirme olgusunun yaşamlar üzerinde nedenli tehlikeli sonuçlara varabileceği filmde Mehdi'nin devlet yasalarına bağlı kalmak uğruna kendi oğlunu bile vurması örneğinde görülüyor. Yine çalışma kapsamında elde edilen bulgulardan ötekileştirme olgusunun demokrasi, toplumsal bütünlük ve birleştirici yaklaşımların önündeki en temel engellerden birisi olduğu görülüyor. Bu çalışmada kimlik, ötekilik kavramları üzerinde duruldu. Filmdeki ötekileştirme, ötekileşme süreci gösterge bilim aracılığıyla anlatılmaya çalışıldı. Umarım katkı sağlamıştır. Bu vesileyle tekrar söylemek isterim ki iyi ki TGÇ var. Hoşçakalın. TGÇ'yi takipte kalın.